Ha. Alo, Yıldırım Bey. Seninle bir anlaşma yapmadık mı biz? Hı? O kadar para verdim. Ne olacak şimdi? Anlamadım. Bir kıza sahip çıkamamışsın. Gitmiş vekaleti iptal etmiş. Yeni avukat bulmuş kendine. Hem de Deniz Demir'in avukatını. Nasıl olur ya? Sen daha uyu. Demek ki Pelin'le Deniz görüşüyormuş. Ama senin haberin yok. Beni iyi dinle. Birazdan kızı kullanıp kullanmadığını anlamak için teste götürecekler. Bir şey yap. O test pozitif çıksın. Anladın mı? Kanında yasaklı maddenin bulunması lazım. Nasıl ya? Ben şöyle... Şimdi durduk yere birdenbire nasıl şey yapacağım ki? Ne yap, ne et, hallet şu işi. Yoksa bütün hukukumuz biter. Ona göre. Hacer. Benden gelin. Oh. Bir ziyaret edelim dedik. Bir şeyler duydum. Bizzat kendi kulağımla öğreneyim dedim. Sen bizden habersiz Deniz Aplan'la mı görüştün? Ben sana ne dedim? Ne dedim ben sana? Ha? Dedim ki sen artık ailedensin. Yabancılarla görüşme demedim mi? Tabii seninle görüşmedim ki. Yemin bana yalan söyle. Ne zaman Deniz'le buluştun? Nerede? Ne zaman görüştün Deniz'le? Sen bağırma. Kim yardım etti? Ben yemin ederim, yemin ederim buluşmadım. Yemin ederim bırak. Korkma, bağırma. Söyleme bana yalan söyleme. Nerede buluştun? Kim yardım etti? Bırak lütfen ne olur. Sen bana cevabı vermezsen daha çok acı çekeceksin. Söyle. Baba. Senin güne. Vurma dedim sana. Anne, anne. Sen gelin, sen. Sen her bir şey söylersen kırklağını keserim. Kudret, hayırdır ne oluyor burada? Ya kabus görmüş, korkmuş da. Koştuk geldik sesine. Pelin, ne oldu kızım sana? Ağladın mı sen? Yok, ağlamadım. Kızım bak bir şey varsa söyle. Gel Hacer, getir suyu ver. Ha, ver içsin. Al. İç. Rahatlarsın. İç. Ya kız sayıklıyordu. Bas bas bağırıyordu. Hepsini. Yeni ya bu kuş hani. Koştuk yardımına geldik. Kötü mü ettik Hüseyin? Doğru mu söylüyor benim? Gel benimle. Canım. Çok korkmuş. Lan Hacer, aferin. Tam zamanda geldin. Okkalı bir yalan uydurdum. Süper oldu, helal olsun. İlacı da yedirdik. Ne ilacı anne? Müptelelerin ilacı neyse o. Hasan. Karı gitmiş.
Deniz'le görüşmüş. Vekaletname vermiş. Sizin ruhunuz duymuyor. Ben demedim mi gözünüz üstünden ayırmayayım diye? Hı? Bak bir daha olursa canınızı sıkarım. Yürü git. Git bir çay getir bana. Hı. Bağımlılık değil yani problem. Taciz. Uf. O yüzden şimdi bu testin temiz çıkması benim için çok önemli. Ah kızcağız nila çekmiş. Bak ya böylesine var ya sen ne ceza versen az. Ne ceza versen az. Kimse bilmiyor onu. Aramızda kalsın tamam mı? Tamam merak etme. Testin sonucu temiz çıkarsa... Beni buraya aldırırız ama değil mi? Bunu aldıracağız zaten. Zehri'yle konuşacağım ben. Beni aldılar öyle bile. Birazdan işi biter. Haberin olsun kaptan. Tamam. Tamam Çiğdem. Ben gidiyorum. Çıkar çıkmaz bir göreyim onu. Tamam. Ben anladım o kızın başka bir derdi olduğunu. Belliydi valla. İyi misin? Kan mı tutuyor yoksa? Yok. İyiyim yani. Bir başım döndü galiba. Tamamdır Hüseyin. Götürebilirsin. Götürelim bakalım. Hadi gidelim Pelin kardeş. Kızım sen? İyiyim iyiyim ya. Yok bir şey. Pelin. 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 İyi misin kızım sen? Kızım hadi gidelim de bir de ya. Ay bilmiyorum ya. Böyle elim ayağı falan tutmadı başım döndü ya. Hadi gidelim bir hemşire baksın sana. Yok yok yok. Gerek yok. İyiyim ben. Yok ki revire falan gel. Peki sen birisin. Çıkalı böyle ya. Kan mı tuttu? Ne oldu bunu? Kan tutmuş gibi değil. Bir şey mi içti? Kafası mı güzel bunun? Onu bilmiyorum ki ya. Götüreyim de dinlensin bari komşuna. Hadi. Ya. Tutamıyorum. Kızım dur. Sen niye gel ya? Ya İpek, Hacer. Bir gün şununla bir ilgilenin ya. Bunun kafası mı güzel ne ben anlamadım ki ya. Bunlar değil bunlar gel, kötü. Gel gel bizim kötü bunlar. Çok kötü. Bu de bir tuhaf ya. Bununla yatan şaşı kalkıyor ya. Nasıl bir şey etsiniz? Gel. Gel. Tamam geldik. Kötü bizi ya. Ay çok üzüldüm. Ne bu? Beni koş. Pelin. Ne oldu sana kızım? Lan. İpek, Hacer, biz bunu sapasağlam göndermiştik buradan. Şimdi ne olmuş buna? Şeytan çarpmışa dönmüş lan bu. Kızım sana ne yaptılar? Ne yaptılar revirde sana? Ah yazık. Hadi
Neyse şimdi elini yüzünü yıkayım tamam hadi. Hadi gel. Odasına götürün biraz dinlensin. İyileşsin. Kendine gelsin. Bunu yine bizden bilirler şimdi. Gel. Gel. Pelin'e bir şey mi kullanıyor? Yalan mı söyledi bize? Yok kız yalan söylemedi. Kudret suyuna ilaç aldı. Biliyordum. Hem de Hüseyin'in gözünün önünden. Ne Pelin ne Hüseyin hiçbir şey anlamadı. Ya nasıl olur ya? Nasıl olur? Oldu işte. Mahvetti kızı iblis. Nereden öğrendi? Zerrin karısından. Allah kahretsin. Bütün o test falan hepsi yalandı yani. Ha bir de üstüne üstlük müptela iddiasının üzerine de cila oldu. Çok güzel. Bunlar olmayacak. Zerrini parmağında oynattığı sürece biz ne yapsak boş. Ne Pelin'e ne bir başkasına kimseye yardım edemeyiz. Kudret'in elindeki kozu almak zorundayız. Başka çare yok. Ne ki Kudret'in elindeki koz? Bir telefon var. İçinde bazı görüntüler var. Zerrin'in kimsenin görmemesi gereken görüntüleri. Kudret'in elinde. Eğer o telefona ulaşırsak Kudret'i de Zerrin'i de avcumuzun içine alırız. Telefon nerede? Orada iş sana düşüyor. Tamam. Halledeceğim. Tamam. Hadi yürü. Tamam. Bak kahretsin. Sağ ol. Oktay ne haber? Eyvallah kardeşim. Nasılsın? Daha iyi misin? Vallahi ne bileyim. Benim kafam çok karışık Oktay. Hayırdır? Abi, benim senin yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Yani Nihal'in cinayetini çözmek benim boynumun borcu Oktay. Belki sizinkiler yardımcı olabilir. Ne dersin? Ya iyi düşündüm Murat biliyor musun? Benim de kafama takılıyor kaç gündür. Ya polise gitmedik ya biz. Ha. Belki de hırsızlık falan değil mi? Nasıl yani? Nihal'le mi alakalı diyorsun? Olabilir. Biz bu işi çözeceğiz abi. Çözeriz kardeşim. Sen ne gerekiyor onu söylesene abi. Aa. Çok ya. Kesene bereket Kudret annem. Afiyet olsun, afiyet olsun. Nazan be. Toplasana artık şuraları bir. Kızlar. Bugünkü akşam yemeği Zerrin Hanım'dan onun kesesine bereket değil mi? Fena köşeyi sıkıştırmışsın. Ne desen yapar artık. El kadar telefon nelere kadir değil mi? Anne ya. Nereye sakladın peki telefonu? Sağlam mı yani yeri? Sağlam, sağlam. Böyle sağlam ki hiç kimsenin aklına gelmezler durdu. Hadi ya merak ettik. O zaman şöyle söyleyeyim. Öyle bir yerde ki herkes ona bakıyor ama hiç kimse görmüyor. Allah Allah. Nereye sakladın ki? O kadarını da söyleme. Bilmece. Onu da siz düşünün. Etmeyin lan. Anne vallahi çok fenasın ha. Senden öğrenecek çok şeyimiz var bizim. Tabii kızım. Alo. Yıldırım Bey. Geçen görüşmemiz biraz gergin geçti ama müjdem isterim. Ben o işi hallettim. Testin sonucu pozitif. Kanında istediğiniz şey bulundu. İyi, başka bir şeye ihtiyacınız varsa ben buradayım. Ha. Gelme. 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 Yapma. Dur gelme. Gelme. Gelme baba. Gelme. Gelme. Yapma. Yapma.
içinde bazı görüntüler var. Zehra'nın kimsenin görmemesi gereken görüntüleri. Kudret'in elinde. Eğer o telefona ulaşırsak, Kudret'i de Zehra'yı da avcumuzun içine alırız. Fena köşeye sıkıştırmışsın. Ne desen yapar artık. El kadar telefon nelere kadir değil mi? Sağlam mı yani yerim? Sağlam, sağlam. Öyle bir yerde ki herkes ona bakıyor ama hiç kimse görmüyor. Allah Allah. Anne vallahi çok fenasın ha. Senden öğrenecek çok şeyimiz var bizim. Tabii kızım. Öyle bir yerde ki herkes ona bakıyor ama hiç kimse görmüyor. Herkes ona bakıyor, herkes ona bakıyor. Ama hiç kimse görmüyor. Ama hiç kimse onu görmüyor. Kim aldıysa torunum. Allah'ım lan bulsun. Sıkma sen canını anne. Elbet bulunur. İnşallah. Ya içimde bir sıkıntı var Hacer. Ya el kadar bebeği. Hangi vicdansız alıp götürür? Hiç anlamış değilim. Sen içini ferah tut. Sağ salim kavuşacaksın sen torununla. Bak vallahi içime doğuyor. İnşallah. Yoksa zaten yakarım dünyayı. Kim dokunduysa torunuma... Bu dünyada kaçacak köşe bucak arasın. Elbet bulacağım kim olduğunu. O düşünsün o. Evet. Kapıya baksana. Yalnız konuşabilir miyiz? Ne var? Ne oldu? Bu ne Deniz? Nereden çıktı? Bu o meşhur telefon. İçinde görüntülerinin olduğu. Kudret'in elindeydi yani. Şimdi benim elimde. Thank you.
istiyorsun karşılığında? Pelin'in benim kısmımı alınmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bu kadar mı? Bu kadar. Bir kopyası olmadı. Yok başka bir kopyası. Bu görüntüleri bir daha kimse görmeyecek. Söz veriyorum. Peki. Hallederim. Başka bir şey istemeyeceğine emin misin? Başka bir şey istemiyorum. Pelin Güney'i B1 bloğa nakledim. Anlaşıldı efendim. Teşekkür ederim. Hüseyin. Ne iş anne? Yani. Meltemciğim. Pelin Güney. B1'e geçiyorsun. Toparla eşyalarını. Ne? Hadi toparlan. Bekliyorum. Hayrola Meltemciğim? Ne oldu? B1'e geçecek. Aa, niye? Ne oldu ki? Zehrin Hanım'ın emri. Ya burada ben buna sahip çıkıyorum. Kız başka yerde ne yapar? Daha acemi bu. Kudret. Ya ne yaptı? Sen durumu söyle bana. Ne oldu ki? Kudret. Ya ne oldu diyorum, Kudret. Soruyorum. Kudret. Zehrin müdürü acil gelsin dedi. Evet. Bir dakika. Bana bir anlatsana durumu. Ya Kudret. Dedi. Acil dedik. Bir dakika dedim. Ya yürü. Ya bir dakika diyorum. Allah aşkına. Evet. Pelin geliyor. Aa. Azra'nın odasını verdiler. Ciddi misin sen ya? Evet. Hani sonuçlar kötü çıktı. Nasıl izin verdiler? Zerrin'le konuştum. Ha. İyi. Kutlu'ya Öztürk'ü getirdim müdürüm. Hayırdır müdürüm? Bu seferki sebebi ziyaretimin sebebi nedir? Bazı kararlar aldım da Kudret. Haberdar ol istedim. Pelin artık Deniz'in tarafında haberim vardır zaten. Evet de niye ki? Daha bitmedi. Dinle. Çamaşırhanenin idaresi de Deniz'de. Biz böyle anlaşmamıştık ama. Ne bu şimdi? Ayrıca yemekhane de Deniz'de bundan sonra. Ne bu şimdi? Şaka mı? Şakaysa hiç komik değil. Yo, ben gayet ciddiyim. Tövbe estağfurullah. Ben otur demedim, Kudret. O zaman sana bir şey hatırlatayım. Benim elimde bir telefon vardı. Onun içinde senin kıymetli görüntülerin. Biz bir karar almıştık. Ben bu telefonu kimseye vermeyecektim. Sen de benim her istediğimi yapacaktın. Unuttun mu? Bu telefondan mı bahsediyorsun?
Nereden aldın onu? Sana ne? Denizden mi aldın? Sana ne? Kudret. Hüseyin. Götür şunu. Hemen müdürüm. Hadi. Yürü. Deniz. Derya'dan haber yokmuş mu? Yok. Of. Allah'ım yardımcısı olsun. %110'a Derya'dan haber yok mu? Yok Dudu. Hala yoğun bakımdaymış. Ya hepiniz mi ayakta yiyorsunuz lan? Lan siz neyse yararsınız. He? Birisi telefonu bulup alıp zerrine götürmüş. Vallahi biz de anlamadık hani nasıl olmuş. Siz ne işe yararsınız ki zaten? Ne demek anlamadık? He? Ne demek anlamadık? Yemekhane gitti. Çamaşırhane gitti. Ne zıkkımı yiyeceksiniz? He? Bizim kısımda bir köstebek var. Nasıl ya? Kim cesaret edebilir sana böyle bir şeyi yapmaya? Nasıl kim cesaret edebilir? İşte duymuş karının biri telefonun nerede olduğunu. Almış götürmüş. Hem de denize. Eninde sonunda bulmayacak mıyım ben onu? Bulup ne yapacağım? He? Haddini bildireceğim. Ellerimle gebertmeyeceğim biz onu ya. Tabii estağfurullah. Ben şimdi bu yıldırıma ne diyeceğim? He? Bir de hava bastık adama. Çekilin lan. Çekilin gidin karşımdan. Size bildireyim dedim. Nedir? Ya Zerrin müdür. Pelin aldı bizim bölümden. Deniz'in yanına verdi. Tek bir şey istedim senden. Kıza sahip çık dedim, onu da beceremedim. Burası da eninde sonunda hapishane.
Her şey benim kontrolümün altında değil ki. Seninle bir anlaşma yaptık biz. Beceriksiz. Ne olacak şimdi? Yeter lan. Yeter. Benim torunum kayboldu. Küçücük bebeği kaçırdılar. Zaten sinirlerim tepemde. Bir de sen bana cart curt etme. Sanki ben mi dedim? Müdür aldı götürdü Deniz'in yanına. Bir formülü bulacağız işte. Benim tepemin tasını attırma. Sanki ben dedim al götür. Peki. Tamam. O zaman şöyle bir fikrim var. Ben senin torununu bulmak için ne gerekiyorsa yapayım. Ne? Ben de telini geri getirmek için elimden gelen her şeyi yapayım. Yok, ben senden başka bir şey istiyorum. Ne yap, ne et, sustur Pelin'i. Yoksa daha büyük bela olacak. Nasıl yani? Sustur işte. Hiç konuşmasın. Hiç mi? Hiç. Kızlara haber verdin mi? Yok, bir şey söyleyeyim. Laf maf gider. Gene çuvallamayalım. Bu köstebek bulunana kadar bu iş böyle. Şimdi git. Çamaşırhaneye oraya iyice saklan. Gizlen. Pelin gelince haber ver. Anlaştığımız gibi. Hadi, hadi. Oh be! Özlemişim burayı be. Hak et ha. Ben de paslanmışım. Acık bir şeyler diken de keyfim yerine gelsin. Pelin. Sen bunları götür depoya koy. Olur mu? Tamam. Hasret. Geliyor.